Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü. Ortak açıklama. Tekrarlayalım. Ekrana da gelir biraz sonra. Tekrardan okuyorum. Bir kere. Çünkü sen Fenerbahçe diye başladın. Benim evet, aklımda ortak, sadece Fenerbahçe mi falan diye devam et. İlk Fenerbahçe hemen, attı. Cem abinin dediği gibi hemen dönebiliriz yani. Evet. Futbolda Galatasaray, Fenerbahçe barışı dostluğu ben hiç evet, şey yapmam yani. Fenerbahçe yani. İlk paylaştığı için oradan aman okuyorum. Eyvallah. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü'nün ortak açıklaması. Kamuoyuna duyurulur. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Son cümle Arabistan'da yapılmayacak demek mi? Nasıl okursun? Biraz öyle okuyabiliriz. Çünkü dönüyoruz. Çünkü ileri son cümleye gelene kadar ileri tarihe ertelendi, burada mı evet, oynanır gibi şeyler. Yani şimdi, bu zamana kadar gösterdikleri için de teşekkür ediyoruz demek de biraz hani teşekkürler, biz yolumuza başka bir yerde bakacağız diye ortak bir açıklama. 3 hem federasyon ve 2 Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin ortak açıklaması geldi resmi olarak. O da ekranlarda şu an. Evet, çok güzel. Ortak açıklama mı, TFF açıklaması mı, onu da bilemiyoruz. Yani ya, kulüplerimizin demesi biraz TFF'nin ağzıyla yazılmış olduğunu sanki gösteriyor Mehmet abi. Eyvallah. Peki Cem abi, tam şeye dönmüştüm. Sen dedin ya bir kurumsal hafıza. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ağustos'ta değişti. Nokta. Yani bu kişi yapamadı değil ama bir önceki federasyon başkanı, pardon düzeltiyorum. Bir önceki genel sekreter olsa bu olur muydu diye sadece havaya soruyu bırakalım. Çok önemli katkılar var. Ne yapılmış var bu metni okudun? Dikkatle bir okudunuz mu metni? Bir daha okuyalım. Verir misiniz ekrana, bir daha okuyalım. O tane tane okudu. Ben hızlı hızlı okuyayım. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize gitme ettiğimiz. Gitme artık ileriye doğru, tamam. Bu ne demek? Tamam, bak, TFF açıklaması mı bu demek? Şimdi bak, bu metnin birinci maddesi Cumhuriyet'in 100. yılını yurt dışında kutlamak. Yani dış temsilcilikte yurt dışı. Oysa ki bu zamana kadar böyle bir şey yok. Tamamen kulüplere maddi gelir sağlamak, Türk futbolunun marka değeri, işte Dünya Kupası orada yapılacak, bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'da olacak diye. Aranızda Suudi Arabistan maçı izleyen var mı? Ben bugün bir televizyonda bir kişiden duydum, Suudi Arabistan'da bir derbi izlemiş, çok etkilenmiş derbiden. Takımların adına hatırlayamadım. Evet, Ali Koç çıkış yapıyor. Evet, Ali Koç ve kurmayları şu anda minibüse doğru. Bir Ali Koç çıkış yaptı. Ali Koç. Selahattin Baki. Metin bir daha ekrana gelirse. Mehmet abi, orada bir de Cem abinin dediğine ek olarak şu cümle çok dikkat çekici. Kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz. Yani hani bana ihale kalmasın açıklaması biraz Türkiye Futbol Federasyonu. Evet, yani onay verdikleri için evet, yapılmış yani, da o. Mesela burada para artık üstü örtülmüş kazanç yani. Marka mali değil, kazanç biraz şeye götürülmüş. Yani küllenmeye terk edilmiş. TFF... Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ortak açıklama. Evet. Dursun Bey çıkıyor. Konuşma yaptı mı Dursun Bey? Hayır. Metni bir daha okuyacağız. Ali Koç ve Dursun Bey ayrıldı.
Ali Koç bu arada biz girmeden önce şunu söylemiş. Gerekli açıklama yapıldı. Biz dönüyoruz demiş. Başkanım, dönüyor musunuz? Evet, o da bu açıklama. Anladığım kadarıyla yukarıda açıklamanın metni dört kişi tarafından, yani Sayın Bakan, Sayın Federasyon Başkanı, Galatasaray Fenerbahçe Başkanları tarafından ortak metin yazıldı. Şu anda da ayrılıyorlar. Federasyondan da bu arada aynı metin geldi. Galatasaray'dan da gelecek biraz sonra çünkü üçlü bir açıklama. Peki. Ne diyorduk? Kurumsal hafıza ve o kurumsal hafıza için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu arada yeni genel sekreterinin de Bein Sports'tan geldiğinin altını çizelim. Yayıncı kuruluştan genel sekreter aldınız. Yayıncı kuruluştan almış olduğunuz genel sekreter, yayıncı kuruluşun efsane insan kaynakları direktörüydü. Fıkra bu kadar.